أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من شر الشيطان الرجيم Elhamdülillahillezî arsala rasûlehu beşîran ve nezîrâ. Vessalâtu vesselâmü alâ men ahya'd-dîne ba'de en kâne esîrâ ve alâ âlihi ve ashâbihil mukaddimîne alel hayri ve lev asîrâ. İlemû enne afdalel kitâbi kitâbullâh ve afdalel hedî hedî Muhammedin sallallahu teâlâ aleyhi ve sellem ve şerrel umûri muhtesâtühâ ve kulle muhtesin bid'a ve kulle bid'atin dalâle ve kulle dalâtin finnâr. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin cümle peygamberler aleyhissalavat ve teslimatın ehli beyt, el, ashab, etbaalı rıdvanullahi teala aleyhim ecmainin bir cümle ahirete irtihal eden mü'min mü'minat rahmetullahi aleyhim ecmainin hasaten eserin müellifi bu cami-i şerifin haziresinde metfun Ahmet Ziyaddin Gümüşhanevi üstazları ve kendisinden feyiz aldığımız, ilim hasettiğimiz, onun yetiştirdiği üstazlarımız, müşahefendilerimizin bu cami-i şerifi bina edenlerin, bugüne kadar emeği geçenlerin, bu cami-i şeriften güzeran eden eyyime, hutaba, müezzinin, kayyimin, mümin ve müminatın, hazırun ve dersimizi dinleyen kardeşlerimizin tüm geçmişlerinin ervahı için El-Fatiha. Şube radıyallahu anh soruyor. Ya Resulullah diyor, beni diyor Medineli bir kızla evlendir. Gelmiş, sormuş, aynen böyle burada öyle yazıyor. Diyor ki, kimi? Fark etmez ya Resulullah diyor. Hangisi olsun olsun, Medineli olsun da hangisi olsun olsun. Olmaz diyor. Evet, aynen böyle. İti fulanen fenzur ila fetatihim. Evet, fenzur ila fetatihim. Evet, fe innehu asbatu lil buddi beynekuma fe in raditeha enkahtuka. Hadis-i şerif bu. Güzel kurban oldum Muhammed Mustafa'sı. Ne güzel insan. Evladım diyor, sen diyor, sen evlendirdikten sonra kör topal aramam geçer diyorsun ama diyor, nefis var herkeste diyor. Bugün peygamber emretti diye kör mör demezsin ama diyor, yanında ben durmayacağım, sen duracaksın diyor. Atsan atılmaz diyor. Öldürsen öldürülmez. Hayatın zehir olur. Yani diyor ya Resulallah, git diyor, bak. Ensar'ın kızlarına bak. Hangi kızı beğenirsen gel bana söyle, dümbülcülük yapayım diyor, gidip onu isteyeyim. Böyle yapman aranızda yıldızların barışması için daha güzeldir. Sevgi, muhabbet için daha güzeldir. Beğene beğen alırsın. Aldıktan sonra senin burnun yıllık, ağzın yıllık, kemki, boyun kısa, bilmem sesin şu falan demeyeceksin. Önce gideceksin, bakacaksın. Bu peygamberin emri, dikkat ediyor musunuz? Evlenecek oğlan da kız da birbirini görmek sünnettir. Kendimden misal vereyim. Evleneceğim zaman kayınpeder hoca, Ahmet Hamdi Akseki'nin sınıf arkadaşı, sert hocaydı hem. Dedim kızım göreceğim, ben de dedi kızım kimseye göstermem, abimi gönderdim rahmetliyi. Kızımı kimseye göstermedim. Abimi tekrar gönderdim, göstermeyeceğim demiş. Ben de hocayım dedim, görmek hakkım. Sakalını tutmuş, Allah rahmet etsin, haklı konuşuyor demiş. Evet, dinde böyle. Sen de ben kızımı kimseye göstereceksin beyefendi. Peygamber söylüyor. Kızını göstereceksin oğlana. Ama nasıl göstereceksin? Tabii meşru sınırlar içinde. Koluna tak da bir hafta gidin Bursa'da bilmem ne oteline yatın değil. Flört yok. Yüzünü göreceksin. Yüz güzelliğin alametidir. Elini ayağını göreceksin. Ha, şişman mı zayıf mı onu anlayacaksın. Daha incelik arıyor. O zaman kardeşini göndereceksin kızın yanına. Ananı göndereceksin. Ağzı kokuyor mu, sesi nasıl, konuşması nasıl, kardeşin göndereceksin. Oralara müsaade yok. Bu kadar. Yüzünü göreceksin, boyunu göreceksin, konuşmasını dinleyebilirsin. Bizim Anadolu'da nasıl yaparlar?
kahve çay verdirirler, konuştururlar kızı, böylece konuşmasını görür, boyunu görür, şişman mı zayıf mı görür, yüzünü görür, güzel bir çikin mi, esmer mi, beyaz mı, değil mi, sarışın mı, anlaşılır. Ondan sonra da ben beğenmiyorum. Beğeni beğeni alıyorsun, sonra da asla yuvayı bozmamak üzere karar veriyorsun. Ne güzel söylemiş Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Aranızdaki yıldızların barışması için bu daha hayırlıdır evladım, git gör diyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Şube Hazretlerine. Siz de bu dini şeyi yerine getireceksiniz, yerine getireceksiniz. Evet, şimdi bu görme işini de burada açıklama yapmış. Dinimiz akıl dini, insanlık dini. Şimdi kıza duyurmadan görsün oğlan. Neden? Kıza duyurduktan sonra oğlan görür kızı. Oğlan beğenmez veya kız beğenmez. Oğlan da üzülür, kız da üzülür. Onun için ana baba bilir. Çaktırmadan kızı gösterirsiniz. Çaktırmadan oğlanı gösterirsiniz kıza. Böylece kalp kırıntısı beğenmezse mesela haberi yok zaten. Oğlanın da haberi yok, kızın da haberi yok. Ne güzel akıl dini, bak onu da söylüyor. Haber vermeden görsünler. İş ciddileştikten sonra daha yakından çay kahve ikram ettirirsin, konuşursun. Yalnız beğenmek için bir kapalı odada, yalnız odada kalamazlar. Ona halvet sahiye denir. O dinde zina sayılır. Kapı açıkken konuşabilirler. İşte fikirlerini öğrenmek için konuşabilirler. Hatta diyelim bir pastahanede herkesin gelip gittiği yerde de konuşabilirler. Tabii örtülü olmak kaydıyla, böyle kapalı bir odada olmaz. Flört de yoktur İslam'da. Böyle evlenmeden önce böyle şeyler yapmak sünnettir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem öyle söylüyor. Tabarani Mughire Hazretlerinden naklediyor. Allah onlardan razı olsun. Evet. İtini bidevatin ve ketfin ektüb leküm kitaben. Evet. La tadillu ba'dehu ebede. Sümme kâle ya'ballahu vel mü'minûne illa Ebu Bekr'in sadaka Resulullah. Şimdi bu da halifelikle ilgili. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz insandır. Kainatın efendisidir. Kainat Resulullah'ın hürmetine yaratılmıştır. Habibullah'tır ama insandır. Onun için her insan gibi küllü daikatun, küllü nefsin zaikatul mevut. Her can ölümü tadacaktır. Resul-i Ekrem de candır. Ölümü tadacak. İnneke meyyitun ve innehum meyyitun. Habibim sen de öleceksin. Arkadaşların da ölecek. Ayet. İnsandır. İnsandır. Ayet var böyle. Putlaştırmak yok. Peygamberdir ama insandır. Allah'a taparız biz. Resul-i Ekrem bizi Allah'a tarif eder. O kadar. Elçimizdir arada. Şimdi ölecek insan gibi. Fakat Resulullah'ı görüp de sevmemek, aşık olmak mümkün mü? Hazreti Ömer Resul-i Ekrem'in delisi, delisi. Peygamberimiz her canlı gibi hastalanmış. Öleceği zaman halsiz kalmış. Şimdi tabii Peygamberimiz devlet reisi. Peygamber son peygamber. Peygamberlik yok ama devlet reisi devam edecek. İnsanlar karışmasın diye mübarek onu söylüyor. Bana diyor bir hokka divit getirin. Size diyor bir şey yazacağım. Daha sapıtmazsınız, birbiriniz yemezsiniz. Gerçi diyor Ebu Bekir'den başkasına bu millet razı olmaz ha diyor. Hadis bu. Yani Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Bekir Efendimiz yazacakmış. Öyle anlaşılıyor. Ben vefat edince benim yerime Ebu Bekir'i seçin diyecekmiş. Öyle anlaşılıyor. Çünkü gerçi Ebu Bekir'den başkasına millet de razı olmaz ya ifadesini onu anlıyoruz. Fakat bu bir ayet değildir. Hadistir. Haber vahittir. Haber vahid kesinlik ifade etmez. Uyulsa bile zan ifade eder. Onun için Ebu Bekir'in halife seçilmesi farz olmaz. Şimdi efendim hasta, öyle ateşi var ki Peygamberimizin, Hayber'de zehirlenmiş, o zehrin tesiriyle vefat etmiş Peygamberimiz. Yani harpte aldığı yaradan
vefat edince şehit oluyor. Şehitlik en yüksek rütbe İslam'da. Peygamberimiz aynı zamanda şehittir. Çünkü Hayber Harbi'nde zehirlenmiş, o zehirin kaç yıl sonra etkisini görmüş. Böyle Ayşe anamız diyor ki alnına diyor yaş bezi koyuyordum, anında buhar oluyordu diyor, o kadar ateş. Neden? Bu hastalık, musibet, ateş müminin günahlarını yakar, yok eder. Peygamberin günahı yok, masum. Çünkü ayet var. Ona niye böyle? Derecesi yükselecek. Vakam-ı Mahmud sahibi peygamberimiz. Hiçbir peygamberin ulaşamadığı makam. Arz ettik, size anlattık bunu geçmiş derslerimizde. Onun için büyük adamlara bela, musibet de büyük olur. Sabrı çok olsun, rütbesi artsın diye. Yani böyle musibet gelince, hasta olunca devasını aramayın demiyorum sakın ha, yanlış anlamayın. Peygamberin mesela hasta olunca Medine'nin 7 kuyusundan su getirttirmiş, üstüne döktürmüş. Anadolu'da da çocuğu 7 çeşmeden su doldururlar, yıkarlar. Ateşli hastalıklarda da doktorların yaptığı da budur. Ya buzluğu atıyorlar ya üstüne yaş bez koyuyorlar. Aynı şeyler. Yani tedavi olunun diyor Peygamberimiz. Ama bunları da böyle bileceksin. Allah'ın şeysi bu, hediyesi. Tedaviye koşacaksın. İsyan etmeyeceksin. Yani bula bula beni mi buldu diye itiraz etmeyeceksin. Tedaviye koşacaksın. Allah'ın hediyesi. Yunus Emre ne güzel söylüyor. Hak'tan gelen şerbeti içtik elhamdülillah. Allah'ın gönderdiği bir şerbettir bu diyor. İçtik. Peygamber de itiraz etmiyor. Evet, vefat edeceğini anlamış. Getirmemişler. Hasta, perişan işaret etmişler. Hastalığı ağır da ondan diyor demişler. Oralı olmamışlar. Hazreti Ömer gelmiş. Bize demiş Kur'an yeter. Yormayalım Resulullah Ekrem diyor yani. Yormayalım diyor. Hali yok. Peygamberimiz kalkmış. Siz demiş Yusuf'un hanımları gibisiniz. Onu biliyorsunuz bir şey, maceraları var ya. Siz Yusuf'un hanımları. İlaç getirin diyorum. Şey getirin diyorum, getirmiyorsunuz. Bana ilaç içirmeye çalışıyorsunuz. Ama tabii getirmemişler. Böyle bir olay bu. Şimdi Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz vefat edince Peygamberimizi Hazreti Ömer çok seviyor. Deli, deli, aşık. Vefat etmiş. Hazreti Ebu Bekir gelmiş. Bakmış nur gibi. Alnından öpmüş. Demiş ki hayatında, mematında ne güzelsin ya Resulallah. Kapamış. Ömer gelmiş. Şube de yanında, demin bahsettiğim şubede. Kim demiş Resulullah? Çünkü bakmış hiç ölü suratı yok. Gülüp durur peygamber. Güzel adam öyle çirkin olur mu ya? Ölse de güzel olur. Peygamber hayattaymış gibi gülüp durur. Bakmış kim öldü derse Resulullah kafasını uçururum demiş Ömer. Ömer bu. Şeytan sokağın başında gördü mü Ömer'i kaçarmış. Celalinden. Öyle Ömer. Şube demiş ki Ömer demiş. Kapıdan çıkarken evin kapısından. Resulullah öldü. Bana bak demiş, şimdi kafanı çürüme. Korkmuş o da. Çıkmış, kükremiş. Mescide gitmiş. Kim demiş Resulullah öldü derse vallahi kafasını uçururum. Böylece basılmış herkes. Ömer'den korkuyor, şakası yok. Bunun şu faydası olmuş biliyor musunuz? Çünkü münafıklar başlamışlar. Muhammed de öldü. Hadi bakalım. İntikam alacaklar Müslümanlardan. Ortalığı karıştıracaklar. Ömer böyle kükreyince münafıklar kık diyememişler, konuşamamışlar. Hiç onun bu faydası olmuş. Ömer'in kükremesinin. Fakat Ebu Bekir Efendimiz Ömer böyle kükrerken çıkmış kürsüye, bayağı şeyler olmuş. Demiş ki arkadaşlar her canlı gibi Resulullah da ölümü tattı. Ayet okumuş. İnneküm meyitün, inneke meyitün, Habibim sen öleceksin, siz de öleceksin dedim demedi mi? Allah'a tapan Allah ölmez. Ama Resulullah tapan bilsin ki Resulullah öldü. Yatıştırıcı güzel konuşmayamış. Ömer'in ayakları yere inmiş. Ondan sonra devlet reisi seçecekler. Bak ilginç şeydir bu. Şimdi Peygamberimiz Efendimiz herkes çok seviyor. Öyle diyor sahabi. Vallahi diyor ateşe atla desen Resulullah Efendimiz için gözümü kırpmadan ateşe atlarım ya Resulullah. Bu derece seviyor.
denize atlarsam vallahi atlarım diyor. Sahabe bu. Bu kadar seviyorlar ama Resul-i Ekrem'in mübarek naaşı Hazreti Ayşe anamızın odasında vefat etmiş. Orada yıkanmamış, cenazesi kılınmamış, defnetmemişken devlet reisi benden olacak, senden olacak, halife senden olacak, benden olacak. Hadi Ensar Partisi olmuş, harici, Muhacir Partisi olmuş, bir de Peygamberimizin sülalesi Haşimiler Partisi olmuş. İşte böyle karar cehaletli konuşmalar oluyor. Bizden olacak, sizden olacak falan. Onun için İslam'da demokrasi vardır, seçim vardır. Evet, seçim vardır. Hem de Müslümanların devlet reisi seçmeleri bağımsızlık alametidir. Bağımsızlık olmadan namaz geçerli olmaz. Müslümanlar gavurların boyunduruğunda yaşayamaz. Onun için İstiklal Harbi'nde Denizli'deki Ahmet Hulusi Efendi kükredi, dedi ki hadi savaşa dedi. Kahramanmaraşlı Sütçü İmam hutbede dedi ki cumanız kabul değil dedi, Fransızlara karşı koyacaksınız. Çünkü Müslüman gavura boyunduruğuna girmez. Müslüman başı dik yürüyen adamdır. Yalnız Allah'a eğilir. Onun için sahabe bunu bildiği için, bağımsızlık çok önemli olduğu için Peygamberin cenaze namazından önemli bu. Burası önemli. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem cenaze namazından önemli devlet reisi seçmek. O ibadeti bırakıyorlar, bu önemli işi yapıyorlar önce. Bizden olacak, sizden olacak. Bayağı hararetli konuşmalar olmuş. Ebu Bekir çıkıyor diyor ki işte böyle yatıştırıcı sözler. Ömer'in aklı artık eriyor şimdi. Öldüğünü kabul ediyor. Ebu Bekir, Resulullah senin sağlığında yerine imam seçti. Üzerine en hayırlı, üzerine güneşin doğduğu en hayırlı insan Ebu Bekir dedi. Ben seni halife seçiyorum diyor. Ebu Bekir istemeden elini tutuyor, biat ettim diyor. Öteki kavga edenler diyorlar ki bu bizim en akıllımız Ömer. Ömer'in he dediğine bizim hayır dememiz çok akılsızlık olur. Millet kuyruğa giriyor, Ebu Bekir'i elini tutuyorlar. Sen şimdi sandığa gidip rey atıyorsun. Onlar da Hazreti Ebu Bekir elini tutuyorlar. Böyle sallıyorlar, halife seçiyorlar. Ondan sonra geliyorlar, Peygamberimizin işi tamamlanıyor. Cenaze namazını Ebu Bekir kılıyor. Yani bu olay da onu ifade ediyor. Efendimizin dediği gibi olmuş. Herkes Ebu Bekir'i seçmiş. Herkes ittifak etmişler. Allah onlardan razı olsun. Şefaatlerini bizi nail eylesin. Allah bizi yalnız kendine boyun eğen, hep dik yürüyen, aziz millet olarak kıyamete kadar yaşasın.